Hocam hoş geldiniz. Hoş Ben bulduk okulları Rabia. 6. sınıf öğrencisi Rabia. Sizlere merak ettiğim birkaç soruyu yönelteceğim. İzninizle başlıyorum. Bazen kardeşlerimizle bir problem yaşadığımızda anne ve babalarımız "sen büyüksün, alttan al, sen büyüksün görmezden gel" gibi cümleler kuruyorlar. Neden hep bizim alttan almamız gerektiğini anlayamıyorum. Böyle durumlarda anne ve babalarımızın bizleri anlayabilmeleri için neler yapmamız gerekiyor? Şimdi ailede kardeşlerin birbirleriyle geçinme ve ilişki meselesi ailelerin önemli sorunlarından biri. Şimdi kardeş biliyorsun öyle bir şey ki hayat boyu devam eden, hem içinde böyle uyum, dayanışma, yakınlık, sevgi, destek barındıran ama aynı zamanda zaman zaman rakiplik, mücadele de barındıran bir şey. O yüzden aileler, kardeşler böyle hem didişirler hem sevişirler. Hem böyle birbirleriyle bir takım itişmeler yaşarlar ama aynı zamanda birbirlerinden vazgeçmezler. O yüzden böyle ailelerde problem çocuklar şeylerde olur. Ama hani ablaysanız böyle her şeyi illa sizin idare edeceksiniz diye bir şey yok. Ama biraz abla olmak, biraz evde hani büyüdükçe sorumlulukları almayı gerektiriyor. Çünkü niye biliyor musun? Çocuk insanlar yaşla beraber bir takım yetkinliklere ulaşıyorlar ya. Daha küçük yaştakinin yetkinleşmesi biraz zaman alıyor. O yüzden biraz ablalık yapmak lazım. Ama bu demek değil ki böyle hani her şeyi abla verecek. Her zaman küçükler haklı. Ablaların da hakları var. Öyle durumlarda annenin karşısına geçip vallahi ben de bunları istiyorum. Hani o tamam ablalık yaparım ama bana da abla gibi davranılmasını istiyorum diyebilirsin. Teşekkür ederim. Bir diğer soruma geçmek istiyorum. Bir şey yapmak için izin almamız gerektiğinde annemize sorduğumuzda babana sor, babamıza sorduğumuzda da annene sor gibi cevaplar alıyoruz. Ve böyle durumlarda net bir cevap almadığımız için ne yapacağımıza karar veremiyoruz. Evet. Ve yetişkinlerden bazen izin almak istemiyoruz. Bize önerileriniz neler olur? Evet. Vallahi burada sizden çok yetişkinlere öneri vermem lazım. Çünkü anne babanın böyle topu birbirlerine atmaması gerekiyor. Şimdi bir izin meselesi varsa anneden istersen hani onlar önce kendi aralarında konuşması lazım. Ortak bir dille size dönmeleri lazım. Hani topu bir ona atmış olmaları onların problemi. Bir kere onların düzelmesi lazım. Ama onların da tabii bir şey olması lazım. Bazen bir istişare etmeleri lazım, konuşmaları lazım ki bazen tek başlarına ne yapacaklarını bilemiyor olabilirler. Bir oturup bir karar almaları lazım. Ama yine de hani aileyle habersiz iş olmaz. Aileyle konuşmak lazım. Bak biz ailede özgürce fikirlerimizi söyleyelim, taleplerimizi söyleyelim. Ama aileden çıkan kararı da dikkate almamız lazım. Çünkü aile olmak bu demek. Aile olmak dünyanın tarih boyunca en güçlü birimi olması, hala ayakta kalması da böyle bir şey. O yüzden hani onları da anne babamızı da dikkate almamız lazım. Ama onların da bizi dikkate alması lazım. Peki, bazen odamızda yalnız vakit geçirmek isteyebiliriz. İstediğimiz şeyleri yapmak istiyoruz. Aha. Sevdiğimiz şeylerle ilgilenmek istiyoruz. Fakat ailemiz onlarla vakit geçirmemizi istiyorlar. Hı. Kendi ihtiyaçlarımızı onlara nasıl anlatabiliriz? Evet. Bu çok güzel bir soru Rabia. Şimdi iki tarafın da ihtiyacı var. Anne babanın ihtiyacı ne? Diyelim ki senin gibi bir kızları olursa onun tadına muhabbet etmek istiyor. Vakit geçirmek istiyor, dertleşmek istiyor. O yüzden de hani biraz vakit geçirmek isteyebilir. Ama senin de ihtiyacın var, senin de yalnız kalma ihtiyacın var. Şimdi burada bir denge. Ailelerde şöyle bir şey diyoruz. Bak, ailelerin bir takım ritüelleri vardır. Ritüel ne demek? Aileler yemek vaktinde bir araya gelirler. Bizim kültürümüzde aileler çay içerken, meyve yerken bir araya gelirler. Mesela öğle zamanlarda telefonları bir kenara bırakıp aile üyelerinin beraber o yemeği yemesi lazım. O sırada muhabbet de etmesi lazım. Ama bu olduktan sonra tabii senin odanda da vakit geçirmen gerekli. Ama genellikle açık kapı politikasını destekliyoruz. Böyle bütün aile üyelerinin kapalı, herkesin kendi odasında kapıları kapatıp
ayrı bir dünya kurmasının iyi bir fikir olmadığını düşünüyoruz. Yani herkesin kendine ait bir mekana, zamana ihtiyacı var. Buna saygımız var. Ama herkes kendi kapısını kapatsın. Her kendi dünyasında ne yaparsa yapsın benim özel hayatım diyemez. Biraz aile olmak birbirlerinden haberdar olmayı da gerektiriyor. O yüzden böyle özel alanlar olabilir ama açık kapı politikası da iyi bir fikir. Teşekkür ederim. Anne babalarımızdan sürekli bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu, biz şöyle yapardık gibi cümleler duyuyoruz. Bu gibi cümleleri duyunca ve sürekli öğüt alınca sıkılabiliyoruz. Hı hı. Ailelerimizin yaptığı bu öğütleri anlayamamamızın sebebi sizce nedir? Bence siz haklısınız. Yani Hazreti Ali diyor ki her nesil diyor kendi bizi bir nesil için geçerli olan şeyler diğer nesil için geçerli olmayabilir. O yüzden ailelerin şunu anlaması lazım. Değişim. Sizin onların zamanında, bizim zamanımızda dünya farklıydı. Sizin zamanınızda dünya farklı. Anne babalar nedense çocuklarının böyle hani iyi olmasını çok isterler ya. Bunun en etkili yolunun nasihat olduğunu düşünürler. Hani nasihat iyi bir şeydir ama nasihat üzerine kurulu bir ilişki sıkıcıdır. Geliştirici de değildir. O yüzden anne babalara mesela eğitimlerde böyle biraz fazla nasihat modundan çıkın. Dertleşme modu daha şey, sizin aktif olduğunuz, anlatabildiğiniz mod, nasihat tek taraflı moddan daha iyi. Yani bir nevi ailelerin sizden de öğreneceği çok şey var. Değil mi? Mesela bilgisayarda problem olduğunda tabii. Kim kimden bir şey öğreniyor? Ailelerimiz bizden. Aileleriniz sizden öğreniyor. O yüzden sizin zamanınızda yeni teknolojiler, yeni şeyler çıktığında aileniz sizden öğreniyor. Belki diyelim ki dil öğretmede siz daha şey, bazen diyelim ki benim bir tane oğlum var. Bazı kelimelerin telaffuzunu düzeltiyor benim şeylerimi. Öyle okunmaz diyor. Vallahi nasıl okunur bana göster diyorum. Anne babaların da açık olması lazım. Tamam? O nasihat modu iyi bir şey değil. Bence öyle zamanlarda hadi gel muhabbet edelim ama bu nasihat pek iyi bir şey değil diye hatırlatmak lazım. Son sorum da ailelerimize yönelik aslında. Bazılarımız anneleri babaları yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ve eve geldiklerinde babamız dinlenirken annemiz ev işleriyle ve bizlerle ilgilenmeye devam ediyorlar. Bu nedenle baba ve anne arasında bazı problemler yaşanabiliyor. Anne ve babalarımıza neler önerirsiniz? Evet. Bu sadece bir problemden bahsediyorsun. Hem iki tarafta çalışıyorsa, iki tarafta yoruluyorsa, iki tarafta benzer bir iş yapılıyorsa artık kadın erkek rollerinden biraz ayrılıp evin işlerini paylaşma. Şimdi geleneksel dünyada neydi? Erkek dışarıda ekmek getiriyordu, kadın evi organize ediyordu. Böyle bir düzende dışarıdan gelenin biraz dinlenme ihtiyacı olabilir. Evde çalışanın da ihtiyacı var ama o yoğunluktan belki bir yarım saat karışılmayabilir. Ama iki taraf da dışarıdan geliyor, iki taraf da eve geldikten sonra artık işlerin paylaşımı lazım. Biraz böyle hani bu da babaların aslında değişmesi lazım. Annelerin pozisyonu orada doğru. Ama sanırım birçok baba bu değişim için bir çaba içinde olduğunu düşünüyorum. Yani babalarımız da değişiyor değişen dünyayla beraber. Ama değişmek yavaş yavaş olur. Değerli cevaplarınız için teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Seninle muhabbet etmek benim son zamanlardaki en güzel şeylerimden biriydi. Benim de. Teşekkür ederim. Rica ederim.